Günaydın canlar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Şu an ben kahvaltı hazırlıyorum ve kızıma bugün farklı bir etkinlik yapacaktım. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Şu an kızım oyuncaklarıyla oynuyor. İlk önce bir kahvaltımızı yapalım. Sonra da etkinliğimizi gösteririm. Geçen gün internette gezinirken gördüm. Biliyorsunuz çocuklar her zaman oyuncaklarla oynamak istemiyorlar. Özellikle altını falan değiştirirken hep böyle değişik şeyler dikkatini çekiyor. Böyle bezdir, ıslak mendilidir veya poşettir, hışırtılı çıkartan, ses çıkartan şeylerle oynamak istiyorlar. Ben de böyle elimden geldiği kadar farklı şeyler yapmaya çalışıyorum evde etkinliklerle. Bunu sizinle hiç paylaşmamıştım. Neden paylaşmayayım? Belki minik benim gibi bebeği olan arkadaşlarım vardır. Onlara da fikir olsun istedim. Çok basit, çok pratik. Öyle evde olan malzemelerle kendimce bir şeyler yapacağım. Size de fikir olsun istiyorum. Ama ilk önce bir kahvaltımızı yapalım. Kızıma kahvaltısını yaptırayım. Ondan sonra bir yerlerde görüşürüz. Umarım severek izlersiniz. İyi seyirler diliyorum. Ben kızım için siyah kuru üzümün kurusunu kaynatacağım. Çünkü çok faydalı gerçekten. Hem bebekler için hem de büyükler için. Karaciğeri temizliyor, güçlendiriyor, kanseri önlüyor, kan takviyesinde bulunmuş gibi oluyor. Demirini falan dengeliyor. Biz de kan damlası kullanamıyoruz kızımda çünkü kabızlık problemi yaşatıyor bizde. O yüzden de gıdalarla böyle ek almak istiyoruz. Bir de kahvaltılarda falan mesela yanında içecek olarak da güzel olacağını düşündüm. Şimdi böyle bir avuç kuru üzümü az kaynatacağım çünkü sürekli her gün kaynatabilirim yani bittikçe yapabilirim. Zaten kolay bir şey. O yüzden çok yapıp da şey olmasını istemiyorum. Biber unu doldursam yeter. Bir avuç siyah üzümü yıkadım. Şimdi bunu cezvemin içerisine koyacağım. Üzerine de su ilave edeceğim. Göz kararı yani üzerine geçecek kadar ama biraz fazla geçirtebilirim. Bunu güzelce kaynatacağım iyice pişene kadar, buharlaşana kadar. Sonra da süzgeçte böyle ezeceğim iyice çünkü şeyinin çıkmasını istiyorum. İyice ezeceğim onun vitamini ona geçsin. Hadi bakalım yapalım. Bizim üzüm suyumuz hazır. Çok kolay oldu. Çok da pratik. Gerçekten yapın yani. Yiyeceklerinin yanında falan verirsiniz. Çok da kolay hem de faydalı olmuş olur. Tam böyle ölçmüş gibi 120 ml'lik bir biberonumuzu doldurdu. Yani şöyle dolu olmayacak şekilde bir avuç koymuştum. Üzerine de su koymuştum. Çelik süzgeçten de ezerek, kaşığın arkasıyla ezerek geçirdim. Böylece olmuş oldu. Bize afiyet olsun. Size ne göstermek istiyorum? İster beni kınayın, ister bana kızın. Bakın, kızımın pasaklı hali. Bazen kirletmek gerekiyor diye düşündüm. Değil mi anneciğim? Değil mi annem? Veriyorum, yemiyor. İlla elime saldırıyor. Dedim, al bakalım. Aldı elinde. Salladı, salladı. Evirdi, çevirdi. Sonra yedi bakalım. Güzel güzel yedi. Birazcık buralara da yedirdi. Olsun, canı sağ olsun. Temizler annesi, değil mi fındığım? Temizler, değil mi anneciğim? Hayır mı? Böyle. Şimdi benim çok işim oldu. Evet, ben temizlerim. Evet anneciğim, haklısın. Ben yaparım, merak etme. Sen yeter ki doy. Şimdi ilk önce karene yapacağım etkinlikle başlayıp malzemeleri söyleyeyim. Böyle bir kilitli buzdolabı poşeti. Şöyle evde olan şeyleri koyacağım. Yani amacımız böyle dokunduğu zaman farklı şeyler olduğunu hissetmesi ve hani doku farkındalığına varmasını istiyorum. O yüzden fark etmez. Kendiniz evde ne varsa değerlendirebilirsiniz. Ben böyle renklerinden dolayı ve hani yumuşak oldu diye şöyle birkaç toka koydum. Bir de şöyle pompomlar vardı battaniyesinden dökülen. Bu pompomları koyacağım. Hani bastırdığı zaman yumuşaklığı hissetsin diye. Renkler açısından da böyle renkli bir boncuklar vardı. Siz isterseniz tek tek boncuk da atabilirsiniz ama benim elimde bu vardı. Ve bir tane bulaşık deterjanı ve su olacak. Şimdi bunları ben içine dolduracağım bu poşetin. Tabii ki açabilirsem. Bunun içine dolduracağım bunları. Deterjan koyacağım. Sonra suyu koyup güzelce bir çalkalayacağım. Şunu şöyle dağıtmak istiyorum. Onu koyduğumda da dağıtırım zaten. Şöyle. Deterjanı da öyle göz kararı ekleyeyim. Zaten hemen köpürecektir. Suyu koyduğumuz zaman içinde de az kalmış, akmıyor. Deterjandan sonra suyu koydum ve biraz böyle çalkaladım. Kapatırken de havasını aldım ki hani böyle şişik bir şey olmasın diye. Şöyle belli oluyor mu? Bastırdığınız zaman su bir taraflara gidiyor ve gerçekten eğlenmesi güzel oluyor. Şimdi bunu böyle yere yapıştıracağım. Hani eliyle çekmeye çalışmasın diye. Yüzüstü pozisyonda yatırdığım zaman hem de karın kaslarını geliştirecek. Şimdi bakalım tepkisi ne olacak kızımın.
Ben hazırlarken gördü zaten. Böyle etrafından bantladım. İyice sıkı bantlayın çünkü direkt kaldırmaya çalışacak diye düşündüm. Ve şu an gerçekten de o renkli yerine odaklandı. Normalde emekleyemiyor Karan ama bakar mısınız? Oraya gelebilmek için nasıl uğraşıyor? Nasılmış anneciğim? Hadi. Şu an zorluyor yani aslında bu emeklemek için de çok güzel bir şey. Bakın şurası biraz kalktı o oraya gitmeye çalışıyor. Anneciğim burayı da değil ama. O yüzden güzel bantlamak gerekiyor gerçekten. Bayağı da sıkı bantladım ama her yerinden. Merhaba. Malzemeleri sayıyorum. Şimdi bu kez de biraz daha böyle seslere odaklanabilsin diye ve içerisindeki şeyleri inceleyebilsin diye, yani duyularını geliştirsin diye bir etkinlik bu yapacağım. Böyle malzemeler 1 litrelik bir tane cam kavanoz, kapak. Kapağını böyle çiçekli olmasını tercih ettim. Çünkü çocuklar kıyafetlerindeki farklı desenleri bile böyle tutmaya falan çalışıyorlar sanki gerçek zannedip. O yüzden böyle bir şey de ayrıyetten bir hava katar diye düşündüm. Sonra benim elimde böyle renkli ipler vardı. Onları kullanacağım ve ses çıkartması için de içerisine böyle 2 tane yüzük atacağım. Siz de böyle, yani amaç renkleri de kavrayabilsin, farklı değişik renkler dikkatini çeksin diyerekten. Bunlar ses çıkarması açısından. Kapağın çiçekli seçmemin sebebi de farklı olduğunu görsün diye. Bu kavanozun içerisine bu ipleri dolduracağım. Siz böyle bence taş falan da olabilir. Böyle renkli çakıl taşları oluyor. Veya boncuklar olabilir. Bambun eşyalar olabilir. Onları koyabilirsiniz. Benim elimdekiler bunlar da böyle yaptım. Böyle doldurup kapağını kapatacağım. Ve önüne koyduğum zaman hem mesela böyle yuvarlandığında farklı olacak, hem de böyle kavrayıp çevirdiği zaman falan farklılıkları fark edecek mi, onu göreceğim. Bakalım kızım ne tepki verecek, birlikte görelim. Minik kuşumun ek gıdasını hazırlıyorum. Birazcık fazla koydum. Yani 2 porsiyon olacak şekilde. Gene şişeme koyup kaldıracağım. Yarından sonra yedirebileyim diye. Şimdi ben bunun içine 5-6 dal ıspanağı öyle normal doğradım. Böyle küçük bir arpacık soğan doğradım. Küçücük bir tane de patates doğradım. Şunlar da geçen günkü yaptığım kemik sularım. 3 küp de ondan attım. Sonra da buraya bulgur koydum. Pirinç değil de ıspanağı bulguru da ben çok yakıştırıyorum. Şimdi üstüne normal su ilave edip birazcık kaynatacağım. Zaten blenderdan ezeceğim için öyle çok büyük gene dikkat etmedim. Oh, mis gibi hazır. Şöyle hepsi pişti. Güzel güzel. Çok fazla sulu yapmıyorum. Zaten blenderdan geçirince pürüzsüz hale geliyor diye. Şimdi bunu buna koyayım. Güzelce bir blenderdan geçireyim. Bir de şey söyleyeceğim. Ben artık çok fazla blenderdan geçirmiyorum. Birazcık parçalı bırakıyorum ki yutmayı da öğrensin diye. Şimdi bunu bir iki vızıt vızıt yapacağız. Şimdi kayınvalidemlere gideceğiz zaten. İkisini de kavanoza koyacağım. Yani şimdi yedireceğimi de orada yedireceğimi de. Bu arada bu kavanozların yarısına kadar dolduruyorum. Tam yeterli geliyor karene. İnşallah 2 porsiyon çıkar. Birazcık az oldu. Olsun. Yeterli. Yanında da yoğurtla mis gibi yer şimdi kızım. Tamam da böyle yaptım. Ne çok kıvık ne de çok katı. Şimdi biz çıktık. Kayınvalidemlere gidiyoruz. Çünkü orada kızımı bekleyen çok büyük bir sürpriz var. Tepkisini gerçekten merak ediyorum. Asla yapmam, asla almam dediğim bir şeyi yaptım. Ya daha doğrusu o kadar da asla asla demedim de her zaman karşıydım. Hani birçok araştırmalarımla falan yani almayı düşünmüyordum. Ama aldım, bir şey aldık kızımıza hediye olarak. Yani daha doğrusu büyük babası hediye olarak kızımıza aldı. Şimdi tepkisini merak ediyorum. Şu an sırf onun için yani onu gösterebilmek için oraya gidiyoruz. Bakalım size de göstereceğim ne aldığımı. Yani birçok kişi alıyor zaten bunu. Çok da kötü bir şey değil. Yani zararlı bir şey değil ama artık başka şeyleri var. Anlatamıyorum şu an. Gelince görürsünüz.
örümcek, evet. kızıma yürüteç aldık veya da örümcek aldık. Aslında ben ilk adım arabalarından istiyordum, hani böyle arkasından tutup da ittirilen. Ama onu birazcık daha dengede durabildikten sonra yürümesini kolaylaştırıyormuş. Yani en az 10 ay, 9 ay geçmesi gerekiyormuş. Büyük babası da çok ısrar etti, hani yürüteç alalım, yürüteç alalım falan diye. Ben de hem kırmak istemedim hem de dedim ya farklılık olur, değişik, hani oynaması için güzel olur falan, oyuncaklarıyla falan zaman geçirir diye düşündüm. Ama kayınbabamların evinde kalacak. Yani zaten sürekli gidip geldiğimiz için orada kullanacak. Çünkü benim evimde yani kullanabileceği bir o kadar genişlikte bir alan yok. O yüzden de orada hani farklılık olsun diye her zaman bindirmemek şartıyla günlük öyle 1-2 saat binmesi için yürüteç aldık. İlk başta hep oyuncaklarını çok sevdi. Oyuncaklarını keşfetmeye durdu. Ama hiçbir şekilde ayaklarını hareket ettirmedi. Yani amacının dışında kullanmaya başladı. Zamanla alışır diye düşünüyorum. Öyle, bugünkü videom bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videomu beğendiyseniz, beğen butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda başka bir gün görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.